01.05.1955 tarihinde Ahmet Talay tarafından üzerine hastane yapılmak üzere Dumlupınar mevkiinde 5147 metrekarelik taşınmaz hazineye hibe edilmiştir. Tahsis edilen bu alan üzerine 542 metrekare kapasiteli iki katlı daireli lojman ve garajdan müteşekkil bina inşa edilmiş olup her katına 10'ar adet oda yapılmıştır. Bu binanın inşaatına 1958 yılında başlanmış ve 01.03.1962 tarihinde bitirilmiştir. Bu binanın yetersiz hale gelmesiyle Fas'ta halkının girişimleriyle kurulan hastane, Güzelleştirmeye Kalkındırma Derneği aracılığıyla Mandıra mevkiinde Arslan Aydınlık tarafından bağışlanan 25.723 metrekarelik taşınmaz üzerine 26.02.1976 tarihinde 900 metrekarelik 50 yataklı hastane inşaatına başlanmış ve 27.04.1977 tarihinde bitirilmiştir. Bu bina 4 katlı olarak inşa edilmiş olup hizmete girmesiyle hastanenin toplam yatak sayısı 125'e çıkarılmıştır. Bu dönemde hastanemiz 12 uzman hekim, 9 pratisyen hekim, 3 diş tabibi, 30 hemşire, 16 hemşire yardımcısı, 3 anestezi teknisyeni, 27 hizmetli, 5 memurla hizmet vermekteydi. İlçemiz hastanesinin hasta trafiğinin yoğun olması nedeniyle kısa zaman zarfında mevcut binanın ihtiyaca cevap veremez hale gelmesinden dolayı Hastane Derneği'nin almış olduğu kararla 20.05.1991 tarihinde Devlet Halk İşbirliği ile 600 metrekarelik alan üzerine 4 katlı 76 odalı ikinci bir inşaata başlanmıştır. 19.04.1993 tarihinde bitirilmiş, yatak sayımız 200'e çıkarılmıştır. Hastanemiz bahçesine 1992 yılında sağlık meslek lisesi yapılmak üzere 590 metrekarelik bir inşaat başlanmış ve temeli atılmıştır. Daha sonra bu inşaatın başka alana kaydırılmasıyla hastanemizce alınan bu kararlı plan tadilatı yapılarak bu alana 3. ek bina yapılması kararı alınarak hastanemiz döner sermaye imkanlarıyla 1993 yılında başlayıp 1997 yılında bitirilmiştir. Hastanemiz bugünkü durumu itibarıyla kadro yatak sayısı 300, fiili yatak sayısı 317'ye çıkarılmıştır.